mücadelesini, emek mücadelesiyle adalet mücadelesini birleştiren bir hattın son derece önemli olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Hem yargı konusundaki mağduriyeti hem de ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan vatandaşların sorunlarını daha sesli söylemesinler diye böylesine bir önlem aldığı düşüncesindesiniz. Ya düşünsenize yani şimdi bakın şimdi kriz diyorlar, ben bu kavramı kullanmaktan imtina ediyorum açıkçası. Çünkü hani kriz dendiğinde öngörülemeyen bir şeyden genellikle söz ederiz. Oysa mesela yeteneksizlik, beceriksizlik ya da bir kriz hali değil. Türkiye'de iktidarın bayağı planlı, programlı sürdürdüğü bir ekonomik yönelim var. Ve bu ekonomik yönelimin temeli bakın çok acayip. 22 yıldır biz bu iktidara bakıyoruz. Hiç değişmeyen bir gerçek var değil mi? Türkiye'nin tepesindeki o küçük azgın azınlık, o zenginler her gün daha zengin oluyorlar. Yani arada pandemi oluyor, dünya çapında ekonomik krizlerden söz ediyoruz. İşte Türkiye'de inanılmaz büyük dolar yükseliyor, faizler düşüyor, artıyor falan. Her şey değişiyor. Ama tepedeki o en zengin %1 hep kazanmaya devam ediyor. Şimdi bunun tamamlayıcı öğesi nedir? Eğer Türkiye'de birileri aşırı servet sahibi oluyorlarsa, hak etmedikleri ölçüde zenginleşiyorlarsa bu hepimizin yoksullaştığı anlamına geliyor. Şimdi bu tesadüf olamaz. Yani bu beceriksizlik olamaz, bu yeteneksizlik olamaz ya da bu öngörülemeyen bir kriz değildir. Tam tersine bu iktidarın sistematik olarak uyguladığı ekonomi politikalarının doğal sonucudur bu. Şimdi buna çare üreteceğiz diye işte bir de açık söyleyeyim bakın böyle inanılmaz bir şekilde bir propaganda faaliyetiyle işte bir övülüyor. Mehmet Şimşek bütün bunları toparlayacak kişi olarak pazarlanıyor. Ve umut da yaratılıyor. Üzülerek ifade ediyorum. Umut da yaratılıyor. Ne öneriyor diye baktığımızda tasarruf. Yani kuru ekmeğin nesinden tasarruf edeceğiz? Yani vatandaşın zaten boğazına giren iki lokma kalmış. Onun nesinden tasarruf edecek? Dün ben basın toplantısında söyledim. Bakın çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. Ya Türkiye'de bütün yurttaşları birleştiren ortak bir talep. Mesela siyaset yapıyoruz ya hani insanların taleplerini dillendirmektir siyaset aynı zamanda değil mi? Ya toplumun %99'un talebi Zeynel Bey insan gibi yaşamak istiyoruz olmuş. Ya buraya kadar geri çekilmişiz. Yani böyle bir mesela özgürlük, ne bileyim işte geleceğe dair büyük umutlar falan bunları unuttuk. Yani hepimiz sadece ve sadece yaşamak istiyoruz ya. Şimdi daha neyi tartışıyoruz ki? Yani bir ülkede milyonlarca insanın tek talebi yaşamak istiyoruz olmuşsa o ülkedeki iktidarın nasıl bir yönelim içerisinde olduğu çok net ortadadır. Şimdi ve bütün hikayeyi getirdiler. Yine kemer sıkacağız. Yine emekçiler, yoksullar, halk tasarruf edecek. Ama zenginler, ama saraydakiler onlar zenginleşmeye vergileri devam edecek. Vergileri sıfırlananlar. Ya akıl alır bir şey değil değil mi? Yani bakıyorsunuz bütün rakamlar ortada şimdi. Bakın geçen bütçe döneminde hedeflenen vergi gelirlerinde emekçilerden, halktan, bizlerden alınan, yani dolaylı vergiler yoluyla alınan vergilerde hedeflenenin üstüne çıkmış durumda şu anda. Bütçede hedeflediklerin üstüne çıkmış durumdalar. Fakat kurumlar vergisinde yani büyük şirketlerden alacakları vergilerde hedeflediklerinin %10'unda kalmışlar. Zaten hedefledikleri hani Türkiye'deki genel vergi politikaları çok kazanandan çok az kazanandan azalan bir yöntemde değil. Kimden alabiliyorsa ondan alıyor. Dolayısıyla yoksuldan, emekçiden, memurdan hızlıca toplamaya çalışıyor vergiyi. Dolaylı vergilere binmiş durumda ki bu büyük bir adaletsizlik anlamına geliyor. Şimdi oralardan topluyor vergiyi zaten. Öbür tarafta zaten çok düşük tuttuğu vergileri bir de aflarla, bir de vergi indirimleriyle, bir de toplamayarak daha sonra nasıl olsa af çıkacak mahiyetinde bir yönelimle devam ettiriyor. Ama sürekli olarak gördükleri tek şey var. Hani emekçinin boğazındaki son gırtlak, işte cebinde kalan son kuruş. Yani bunları nasıl alırız ve bunlarla nasıl mekanizmayı işletmeye devam ederiz diye düşünüyorlar. Tabii artık sürdürülebilir olmanın sonuna geldi bence. Yani dikkat edin. Mesela çok uzun yıllar sonra Türkiye'de mesela bu bir cinayet sonrası oldu ama öğretmenlerin sokağa çıktığı eylem bence önemli bir işaretti. Yani Türkiye'nin pek çok ilinde, pek çok farklı sendikadan, pek çok farklı görüşten öğretmen tamam hani bir can güvenliği eksenli bir şeydi ama onu sadece can güvenliği olarak görmemek lazım. Bence emekçinin isyanı, öfkesi yani ya zaten yaşayamıyoruz bir de bunun üzerine doğrudan hayatımızı tehdit eden, silahlı saldırıya uğrayan bir noktaya gelmişiz deyince insanların o öfkesi patladı ve son derece bence uyarıcı bir eylemdi. O buraya doğru gidiyor Türkiye toplum. Mesela bu pazarda emeklilerin